Evet değerli dostlar, ben Alex Emi Ümit Yücel. 11 Ekim 2016'da başladığım kabir ziyaretlerine bir süre ara vermiştim ve tekrar devam ediyorum. Bugün 2 Kasım 2016. Şu an Bursa'dayım. Ve birkaç kabir ziyaretine gittikten sonra şu an tekrar devam ediyorum. Ve yolda tesadüf bir zatın yerini sorduğumda bir beyefendiyle tanıştım. Bize biraz ön bilgi anlattı. Kendi isim neydi abi? Emekli Jandarma Albayı Ali Osman Aslan. Evet, Ali Osman Aslan Beyefendi'ye önce teşekkür ediyorum. Bizi aydınlatacağı için. Bu 7 kuşak dedelerimizin şeyidir orası. Şu gördüğünüz bina. Evet. 7 kuşak dedelerimizin, yani benim torunum 7. kuşak. Torunu olur bu ev sahibinin. Evet. Hacı Salih Efendi'nin. Evet. Bir de bize şeyden bahsettiniz. Üftadi Hazretleri. Evet, İmam Üftadi Hazretleri. Aziz Mahmud Hüdayi'nin kadılığı, evet, döneminde çok ulu bir zattır kendisi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ne bir gün bir dava gelir. Bu kadın der ki benim kocam yalan söylüyor. Her sene hacca gideceğim diyor. Bir türlü gidemiyor. Bu sene de evden 3-4 gün ayrıldı. Ben hacca gidiyorum dedi. Onun için bana yalan söyledi. Ben boşanmak istiyorum dedi kadıya. Evet. Kadı da der ki kocanız nerede? Haçtan geldiğini söylüyor kocam der. Onu da alır huzura. Der ki ben hacca gittim. Nasıl gittin hacca? Ben hatta bir kısım eşyalarımı oradan demir Bursa kafilesine bıraktım. Kervanla beraber o eşyalarımı da beraberinde getirecek diye söyler. Onun üzerine kadı Bursa'daki hacıların haçta dönüşünün beklenmesini, o haç kafilesinden birbirine bu şahısla görüştürülmeden haç kafilesindeki başındaki olan kervancı başının kendisine getirilmesini söyler. Haç dönüşü kervancı başı eve gelir. Yoldan bulurlar zaptiyeler, getirirler şeye, kadının huzuruna. Derler ki evet bak eşyalarını biz getirdik, hiçbir şeyine dokunmadık. Bu eşyalar onun. Kimin? Evet. Bu zatın bu eşyaları. Evet. Kendisinin hacca gittiğini söyler. Der. Bu nasıl olur diye şahsa söyler ve der ki boşat, boşamıyorum ben sizi. Nasıl, evet, oldu bunu bana bir izah et der. Şahıs der ki ben hacca gitmeyi çok istiyorum. Onun için eskici Mehmet dedeye beni gönderdiler. Eskici Mehmet dedi de benim kolumdan tuttu hac zamanında. Hacca götürdü ve getirdi de. Ya bu kadar kısa zamanda nasıl hacca gidip geldi? Onu şey tuttu. Beni eskici Mehmet efendi götürdü de. Evet. Onun üzerine kadı eskici Mehmet Efendi'yi bulur. Türbesi hala Tahtakale dediğinin üst kısmındadır, mezarlıkların başında. Evet. Üç kurdalar dediğiniz semtedir. Onun üzerine kadı ilk defa Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa kadısı olarak onun yanına gider. Der ki şu kerametin sırrını bana bir söyle de. Eskici Mehmet dedi. Ben bu sırrı öğrenmek istiyorum. Sizin bu sırrı öğrenmeniz için kilidiniz bende değil, kilidiniz Üftadi Hazretlerinde diyor. Üftadi Hazretlerinde diyor kilit. Evet. Şöyle. Onun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üftadi Hazretlerine gitmeye karar verir. İşte şu gördüğünüz yerlerden geçerek, Somuncu Baba'nın elini denilden geçerek yukarıya, o zaman gene Bursa'da Hüdislam olan Molla Fenahazi Hazretlerinin camisinin bulunduğu tam bölgeye geldiğinde atının ayakları çamura batar ve gitmez. Atın ayakları çamura batıyor ve Üftadi Hazretlerinin yanına at gitmiyor. Onun üzerine gidip yayan yürümek zorunda kalıyor. Ve o arada bahsedilen Üftadi Hazretlerinin, şimdi biraz sonra göreceğiniz o tekkesine gitmek suretiyle, o tekkede o bağ bahçe işleriyle beraber, talebeleriyle bağ bahçe işleriyle beraber uğraşıyor. Onun üzerine yaşlı bir zat ağaç dikimiyle uğraşıyor.
bu uğraşan kişi İftihacı Hazretleri'dir. Aziz Muhammed Hüda Hazretleri der ki, ben Bursa kadısı Aziz Mahmut Hüdayi, beni hocanıza götürün der. Hocanıza götürün deyince İftihacı Hazretleri döner. Buyur, aradığınız kişi benim diye kendisine söyler. Der ki, bu sırrı bana verebilir misiniz, bu sırrını? Der ki, onun için benim talebeniz olması lazım ama talebeniz olması lazım. Ama siz bu sırmalı kaptanınla falan talebem olamazsınız. Burası yokluk kapısıdır. Siz varlık evet. kapısından geliyorsunuz. O sırrı öğrenmek buraya. İçin? Evet. Sizin talebeniz olmam gerek. Üftali Hazretlerinin talebesi olması gerekiyor ve bu kaftanla talebe olamayacağını belirtiyor. Burası yokluk kapısı. Burası yokluk kapısı diyor. Onun üzerine kabul ediyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Ben sizin talebeniz olacağım. Ne olur diyor, beni şey yapın. Yani talebeniz olarak kabul edin der. Ve ona bir emir veriyor. Der ki, şimdi eğer benim talebem olmak istiyorsanız sırmalı kaftanınızla, yani kadı kıyafetiyle beraber Pınarbaşı dediğimiz yerde semt pazarı kurulur. Semt pazarı Bursa'nın. Kurulan yerde Bursa'da Pınarbaşı semt mevkinde pazarının semt pazarında. Semt kurulduğu yerde sırmalı kaftanınızla ciğer satacaksınız. Ciğer satmasını teklif ediyor. Baştan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri alır ciğeri götürür ama sırmalı kaftan koskocaman kadı. Koskoca ciğer kadı satıyor. Ciğer satıyor. Onun üzerine çocuklar görünce bunlar derler ki aklını oynattı bu adam diye taşlarlar. Deli bu adam diye taşlarlar. Fakat sonunda ciğerleri satar ve gider. Bu ciğer satma işlemi devam eder. Yavaş yavaş artık talebe olma diyetine. Sonra der ki bir gün herkes birer tavuk alsın. Hiç kimsenin görmediği bir yerde bu tavukları kessin getirsin de. Bütün talebeler birer tane tavuk alırlar, giderler. Hepsi keser getirir. Yalnız Mahmut Hüdayi Hazretleri yoktu. Tavukları yolmuşlar, tavukları pişirilir. Tam yemek yerken Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri elinde bir tavukla beraber gelir. Ne oldu, sen tavuğunu niye kesmedin? Der ki hocam, siz hiç kimsenin görmediği bir yerde tavuğu kesin dediniz. Ama yukarıda Allah var, benim tavuk kestiğimi görür diye. Onun için kesemedim der. Kesemedim. Onun üzerine der ki, işte en doğru hareketi içinizde Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri yapmış. Evet. Allah her şeyi görüyor dostlar. Evet. Unutmayalım bunu. Ondan lütfen. Sonra evet. Der ki, bundan sonra siz benim hizmetimde olacaksınız. Benim en yakınımda olacaksınız. Ona çok güvendiği için yavaş yavaş evet. olgunlaşmaya başladı. Siz de benim yakınımda olacaksınız. Ve her gün Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri artık İftihacı Hazretleri'nin yanındadır. Her gün onun sabah kalkar erkenden abdest alması için mangalda suyunu ısıtır. Gel zaman git zaman bir gün olur ki uyuyakalır Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Bir uyanır ki Allah ezan vakti geliyor. Kocası da abdest almaya geliyor. Ama mangal yanmadı. Yanmadı. Su evet. soğuk. Onun üzerine göğsüne bastır. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Hocama mahcup oldum der. O arada hocası der ki, getir bakalım gök suyu. Evet. Gök suyu ama soğuk su. Gök suyu der. Ama Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bir döker ki su sıcak. Kaynar su. Der ki, azizim artık sen düştün. Sen oldun. Bu çünkü kor ateşinde değil, gönül ateşinde ısınmış. Çok sıcak bu su. Evet. Der. Artık senin burada kalman mümkün değil. Senin burada kalman mümkün değil. Seni İstanbul'a gitmen lazım. Olgunlaştırır. Evet. Evet. Benim talebem olmaktan çıktın artık. Sen bu işi yapabilirsin. Kapasiteye geldin diyor. Kapasiteye geldin der. İstanbul'a gönderir. İstanbul'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri şimdiki bulunduğu yerde ilk önce bir cami yaptı. İşte evi. O zaman padişah şeyler bir bütün alimleri çağırır.
bir rüya görür. Bu rüya tabirini açıklamasını ister herkesten. Der ki sadrazamım, bu işte beyleri, paşaları neyse uluzatları çağırın der. Onlara bu rüyamı tabir ettireceğim. Rüyasını tabir ettirebilmek için Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri de çağırır o zaman Şeyh-i İslam'ı. Onun üzerine Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri de gelir. Elinde bir kutu vardır. Küçücük bir kutu. Herkese sorar. Acaba bu kutunun içinde ne var diye. Herkes der ki bu bir dikiş kutusu olsa olsa içinde iğne olur. İşte başka birisi bir şey söyler. Şu olabilir. Küçücük bir kutu. Evet. Şu olur, bu olur der. Kutu. O arada Mahmud Hüdayi'ye gelince bu kim diye sorunca o der ki Mahmud Hüdayi ben çağırdım padişahım der. Peki der hocam siz bu kutunun içinde ne olduğunu bana söyler misiniz? Padişah der ki bu bir iğne kutusu. Bunun içine iğne de konulabilir. Küçücük bir kertenkele de olabilir bunun içinde. Kutunun içinde padişah elleri titreyerek kutu yere dökülür ve içinden bir tane şey kertenkele çıkar. Kertenkele çıkar. Onun üzerine Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nasıl bir zat olduğunu padişah anlar. Gene orada Mahmud Hüdayi Hazretleri hünkârım der, siz nasıl bu kutunun içinde ne olduğunu bilemiyorsak, siz de vatandaşın bu kış kıyamet günü yakacaksız olup olmadığını bilemiyorsunuz. Yani onun üzerine padişah tekrar bir fermanla İstanbul halkının ısınması için odun dağıttı. Yani Mahmud Hüdayi Hazretleri fakir fukaranın odunsuz kaldığını unuttu. Gene bir gün evde otururken padişah der ki bir rüya gördüm ben. Bunu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne götürün. Bana yorumlasın. Göndersin der. Der. Askerler kapıya gelirler. Padişahım derler. Bir şey gönderdi size. Bu arada beyefendi neyiz? Şimdi yiyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bize çay getirdim. İkram etti. Şeker attın onun için. Şeker atmışsın. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olun. Evet. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri daha önceden geleceğini bildiği için, o yorumu yaptıracağını bildiği için önceden fermanı yazar, verir. Gelen askere geyi alır, fermanı alır, yazdığı yorumu tekrar verir. Askerler de giderler, parçalar derler. İyi oldu. Biz götürdük. Okumadan bize bu yorumu verdiler. Ve yorumda doğru çıkar. Bir savaşın kazanılıp kazanılamayacağı o zaman camidin kazanılıp evet. Kazanılamayacağı savaş konusunda. Onun üzerine artık iyice saygı duymaya başlar padişah kendisine. Bu arada Mahmud Üftadi Hazretleri hastalanır. Hastalandığını duyunca İstanbul'dan Bursa'ya gelir. Aziz Mahmud Hüseyin Hazretleri. Evet. Hocasının yanına gelir. Üftadi evet. Hazretleri'nin yanına gelir. Hasta yatağında bakar gider elini öper. O arada der ki azizim ben senden çok memnunum. Onun için dilerim ki padişahlar ardınca yürüsün senin diye. Ona bir dua eder. Padişahlar ardınca yürüsün diye dua eder. Evet. Ve Üftadi Hazretleri vefat eder. Vefat ettikten sonra Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri artık şey yaptırmaya karar verir. Yani yavaş yavaş cami, Üsküdar'daki oradaki camiyi yaptırmaya karar verir. Ama kocası, hanımı da ikide bir de çoluk çocuğun nafakasını sen bu camiye harcıyorsun. Şöyle sana hiç yakışmıyor. Padişah'a diyor. Hayır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne söylüyor hanıma. Evet. Elindeki avucumdakini verdim. Ben de zaten hastayım artık. Sen de şuraya bak, işçi misin yoksa şey misin, kadın sen alim misin? Kadını yok, kadın evet, kalmadı evet, artık. Alim, alim oldu, evet. Evet. Onun üzerine gene bir gün dururken kapısı çalınca padişah bir kese altın, bir torba altın verdi. Der ki hanım,
Senin dünyalığın geldi bak gel. Bir torba altın. Senin dünyalığın geldi be. Evet. Şimdi aradan belli bir zaman geçince padişah der ki ben Aziz Mahmut Hüseyin'i ziyaretlerini ziyaret edeceğim. Derler ki padişahım çağıralım. Olmaz ya sen gidiyorsun. Gider Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni sonra soruşturup bir pazar yeri gibi bir yerde bulur. Bulur. Bulunca der ki, hocam buyurun beraber gezelim de. Atı da var bunun yanında. Evet. Askerler var, atı da var. Padişahım. Padişah. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri artık yaşlanmıştır yavaş yavaş. Onun üzerinde der ki, hocam benim atıma siz binin. Onun atına biner. Padişah yuvarından tutarak belli bir mesafe götürür. Evet. Götürdükten sonra iner. Der ki padişahım sırf hocamın bana dua ettiği duası kabul olsun diye bildim. Yani. Çünkü ne yaptı padişah? Padişahlar ardınca yürüsün deyince ata o bindi. Evet. Şeyi o çekti padişah. Çekti. Evet. Evet. Böyle Üstad-ı Hazretleri böyle ulu bir zattır. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Hakkını helal et. Ha, helal olsun. Ben Ümit Yücel bu arada sana açayım ben. Bir arşiv hazırlıyordum. Sağ olsun yolda tanıştık değerli abimle. Allah kendisinden sonsuz defa hamdü senalar razı olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Bizi aydınlattı. Ve bu videoyu izleyen herkese aydınlatmış olarak sayıyorum bunu. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Hazırlıksız olduk. Kusura evet, bakmayın. Estağfurullah. Yani. Sağ ol. Bölük bölük olmuş olabilir. Sağ ol. Bir dakika ben bir şeye bakacağım. Ayrılmaz mısınız? Bir tamam. Evet, Alex Emi Ümit Yücel'i izlemeye devam edin diyoruz. Dünyanın her yerinden sizlere güzel videolar çekmeye devam edecek Alex Emi Ümit Yücel. Bursa'dan sevgiler selamlar gönderiyorum. Oğluma Mehmet Yücel'imi ve beni seven herkese. Bize bu bilgileri veren bu beyefendi, bu konağın sahibi efendim.